Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber karnabahardan harika bir köfte yapacağız. Köftemiz için karnabaharlarımızı bol suda güzelce bir haşladık ve suyunu süzdürdük. Şimdi çatal yardımıyla karnabaharlarımızı ezip püre haline getireceğiz. Karnabaharlarımızı güzel bir şekilde ezdik. Şimdi genişçe bir kabın içerisine alalım. Karnabaharımızın üzerine şöyle bir adet rendelenmiş soğanımızı ekliyoruz. Ardından 2 diş kadar rendelenmiş sarımsak. Bir tutam ince doğranmış maydanoz. 1 su bardağı bayat ekmek içi. 1 su bardağından 1 parmak eksik olacak şekilde de un kullanıyoruz. 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı toz kırmızı tatlı biber ve biraz da tuz ekleyelim. 2,5 çay kaşığı kadar tuz ekledim. Siz de tuz ve baharat miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 1 adet yumurtamızı da ekledikten sonra köfte harcımızı elimizle güzelce bir harmanlayalım. Karnabahar köftemizi yoğurmuyoruz arkadaşlar. Sadece elimizle harmanlayarak tüm malzemelerin birbiriyle karışmasını sağlıyoruz. Karnabahar köftemize şekil verelim. Elimi suda hafifçe bir ıslattım. Cevizden daha büyük olacak şekilde bir parça alıyorum. Şöyle hassas dokunuşlarla elimde bir sıkıştırıyorum. Ardından baskı uygulayarak hemen şekil veriyorum. Evet, köftemiz hazır. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet, karnabahar köftelerimizi tamamladık. Şimdi kızgın yağda kızartalım. Karnabahar köftemiz servise hazır. Muhteşem kokuyor. Hemen şöyle yoğurdumuza bandıralım. Arkadaşlar, karnabahar köftenizi mutlaka bu şekilde yoğurtla tüketmenizi tavsiye ederim. İnanılmaz lezzetli oluyor. Tam kıvamında harika bir karnabahar köftesi tarifi oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.